Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabb şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Nam-ı Diyarlı Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Orada da Zeyl'in ikinci parçasındayız. Zeyl'in ikinci parçası. Burası söz basıma göre 165. sayfaya denk geliyor. 165. sayfadan önce bir paragraf 164'ten de okuyacağız. Hatta 166'dan da çok kısa bir okuyacağımız var. Ne yapıyoruz burada? Zeyl'in ikinci parçasında hayat aynasında erkan-ı imaniyenin görünüşünü konuşuyoruz. Hayat öyle bir şey ki, Cenab-ı Hakk'ın öyle bir mucizesi ki, vahidiyetle bütün kainatta gözüken hayatla küçücük bir misal-i musaggarda gözüküyor. Cenab-ı Hak o vahidiyetle gözükeni, işte hani yine 14. Leman'ın neydi o? 14. Leman'ın ikinci nesiydi? Bakalım şunu hatırlayalım. Unuttum ben de şimdi bak. Oruçlu kafayla gelmedi aklıma. 14. Leman'ın ikinci makamıymış. Ha. 14. Leman'ın ikinci makamında diyor ya. Orayı da okuyayım ya. Azıcık okuyayım. İkinci sırrında diyormuş bunu. Kur'an-ı Mucizül Beyan. Hadsiz kesreti mahlukatta tezahür eden vahidiyet içinde ukulu boğmamak için daima o vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor. Bir daha okuyayım bu cümleyi. Kur'an-ı Mucizül Beyan, hadsiz kesreti mahlukatta tezahür eden vahidiyet içinde ukulu boğmamak için daima o vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor. Yani mesela nasıl ki güneş ziyasıyla hadsiz eşyayı ihata ediyor, mecmu ziyasındaki güneşin zatını mülaza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lazım olduğundan, güneşin zatını unutturmamak için her bir parlak şey de güneşin zatını aksi vasıtasıyla gösteriyor. Yani yansıma kanununun bir sırrı olarak, güneş kendisini özetleyerek yansıyor, parçalı olarak değil. Biz güneşi görmek için bütün yansımaları birleştirmek zorunda kalmıyoruz. Resmin bütün parçalarını birleştirmek zorunda kalmıyoruz. Bir puzzle gibi yansımıyor güneş. Her parlayan şey de kendini özetlediği için neye baksak, aynaya baksak, hatta su damlasına baksak, hatta işte ne diyelim, küçücük bir cam kırıntısına baksak, orada bile güneşin kendisini özetlediğini, yansıdığını görebiliyoruz. Yansıma kanunuyla bu mümkün oluyor. Ve her parlak şey kendi kabiliyetince güneşin cilve-i zatisiyle beraber ziyası, harareti gibi hassalarını gösteriyor. Ve her parlak şey güneşi bütün sıfatıyla kabiliyetine göre gösterdiği gibi güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvan-ı seba gibi keyfiyatlarının her birisi dahi umum mukabilindeki şeyleri ihata ediyor. Öyle de وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى temsilde hata olmasın, ehadiyet ve samediyeti ilahiye her bir şeyde, hususan zihayatta, hususan insanın mahiyet aynesinde bütün esmasıyla bir cilvesi olduğu gibi vahdet ve vahidiyet cihetiyle dahi mevcudatla alakadar her bir ismi bütün mevcudatı ihata ediyor. İşte vahidiyet içinde ukulu boğmamak, yani akılların o vahidiyetin genişliğini kavramakta yaşayacağı müşkülat. Anlayamazdık, kuşatamazdık, bütün kainatı kafamızda biriktirip ondan sonra ha böyleymiş diyemezdik biz. Vahidiyet içinde ukulu boğmamak ve kalpler zat-ı akdesi unutmamak için daima vahidiyetteki sikkeyi ehadiyeti nazara veriyor ki o sikkenin üç mühim ukdesini ira eden Bismillahirrahmanirrahim'dir. Nasıl ki la teşbih ve la temsil, bir kitabı anlamanın iki yolu var. Ya bütün kitabı ezberebilirsiniz, hepsi kafanızda durur. Yahut da o kitabın anlattığı manayı
şöyle özet manalarla, cümlelerle kafanızda tutarsınız, o olur. Yani bir sayfayı ezberinizde tutmak var ya da orada anlatılanı bir cümleyle özetleyip onu tutmak var kafanızda. La teşbih ve la temsil, Cenab-ı Hak hayatı öyle bir sır yaratmış ki, o hayat kainatta vahidiyet ile gözüken erkan-ı imaniyi kendisinde yine gösteriyor. Esma-ül Hüsna'yı yine gösteriyor, sıfat-ı ilahiyi yine gösteriyor. İşte o aynalığı biz bu Zeyl'in ikinci parçasında konuştuk, geldik kadere imana kadar. Kadere imanla beraber bu bahis bitiyor. İlk iki paragrafını önceki haftalarda tefekkür ettik. Her derste bir paragraf tefekkür etmek üzere konuştuk. Şimdi de yine metnin tamamını bir okuyacağım. 1,5 sayfa kadarcık, o da söz basımı mizampajına göre 1,5 sayfa kadarcık bir metin. Ondan sonra ilk iki paragrafı hızlı geçerek, üçüncü paragraftan itibaren ince konuşmaya çalışarak, metninde bugünle vedalaşmayı deneyerek, Cenab-ı Hak ihsan ederse oluyor çünkü, geçtiğimiz iki derste de buna niyetlendik, olmadı. Bu derste inşallah bu metinle vedalaşalım istiyoruz. Madem bugün Ramazan'a veda ediyoruz, bir veda daha bu vedaya yakışır. Cenab-ı Hak hem tuttuğumuz oruçları, hem yaptığımız dersleri, hem her türlü ibadetimizi fazlıyla keremiyle, biz hak ettiğimizden değil ama fazlıyla keremiyle dergâh-ı ilahinde makbul eylesin. Bizi türlü türlü azaplardan, cehennem, kabir azabı, her türlü azaptan muhafaza eylesin. Ne diyelim, nasıl biz bu Ramazan elimizden geldiğince orucu tuttuk, Ramazan'ı tuttuk. Ramazan'da sırat-ı müstakimden geçerken bu hayatta, sırattan geçerken de diğer hayatta bizi tutsun, bırakmasın inşallah. Pekala, okumaya başlıyorum. Hem hayat, iman-ı bil kader rüknüne bakıyor, remzen ispat eder. Hem hayat, iman-ı bil kader rüknüne bakıyor, remzen ispat eder. Çünkü madem hayat alemi şehadetin ziyasıdır ve istila ediyor ve vücudun neticesi ve gayesidir ve Halık-ı kainatın en cami aynesidir ve faaliyet-i Rabbaniye'nin en mükemmel, en muzeci ve fihristesidir. Temsilde hata olmasın, bir nevi programı hükmündedir. Elbette alemi gayb, yani mazi, müstakbel, yani geçmiş ve gelecek mahlukatın hayat-ı maneviyeleri hükmünde olan intizam ve nizam ve malumiyet ve meşhudiyet ve taayyün ve evamiri tekviniyeyi imtisale müheyya bir vaziyette bulunmalarını sırrı hayat iktiza ediyor. Nasıl ki bir ağacın çekirdeki aslisi ve kökü ve müntehasında ve meyvelerindeki çekirdekleri dahi aynen ağaç gibi bir nevi hayata mazhardırlar. Belki ağacın kavanini hayatiyesinden daha ince kavanini hayatı taşıyorlar. Hem nasıl ki bu hazır bahardan evvel geçmiş güzün bıraktığı tohumlar ve kökler, bu bahar gittikten sonra gelecek baharlarda bırakacağı çekirdekler, kökler, bu bahar gibi cilve-i hayatı taşıyorlar ve kavanini hayatiyeye tabidirler. Aynen öyle de şecere-i kainatın bütün dal ve budaklarıyla her birinin bir mazisi ve müstakbeli var. Geçmiş ve gelecek tavırlarından ve vaziyetlerinden müteşekkil bir silsilesi bulunur. Her nevi ve her cüz'ünün ilmi ilahiyede muhtelif tavırlarla müteaddit vücutları bir silsile-i vücudu ilmi teşkil eder. Ve vücudu harici gibi o vücudu ilmi dahi hayat-ı umumiyenin manevi bir cilvesine mazhardır ki, mukadderat-ı hayatiye, o manidar ve canlı elvah-ı kaderiyeden alınır. Evet, alemi gaybın bir nevi olan, buraya kadar okuduğum kısmı geçtiğimiz iki derste konuştuk, şimdi konuşmadığımız kısma giriş yapıyoruz. Evet, alemi gaybın bir nevi olan alemi ervah, alemi gaybın bir nevi olan alemi ervah, aynı hayat ve maddi hayat ve hayatın cevherleri ve zatları olan ervah ile dolu olması, elbette mazi ve müstakbel denilen alemi gaybın bir diğer nev'i de ve ikinci kısmı dahi,
cilve-i hayata mazhariyetini ister ve istizam eder. Hem bir şeyin vücud-ı ilmiyesindeki intizam-ı ekmeli ve manidar vaziyetleri ve canlı meyveleri, tavırları bir nevi hayat-ı maneviyeye mazhariyetini gösterir. Evet, hayat-ı ezeliye güneşinin ziyası olan bu gibi cilve-i hayat, elbette yalnız bu alem-i şehadete ve bu zamanı hazıra ve bu vücudu hariciye münhasır olamaz. Belki her bir alem kabiliyetine göre o ziyanın cilvesine mazhardır. Ve kainat bütün alemleriyle o cilve ile hayattar ve ziyadardır. Yoksa nazarı dalaletin gördüğü gibi muvakkat ve zahiri bir hayat altında her bir alem büyük ve müthiş birer cenaze ve karanlıklı birer virane alem olacaktı. İşte kadere ve kazaya iman rüknünün dahi geniş bir vecihte sırrı hayatla anlaşılıyor ve sabit oluyor. Bir daha okuyayım bu cümleyi. İşte kadere ve kazaya iman rüknünün dahi geniş bir vecihte sırrı hayatla anlaşılıyor ve sabit oluyor. Yani nasıl ki alemi şehadet ve mevcut hazır eşya intizamlarıyla ve neticeleriyle hayattarlıkları görünüyor, öyle de alemi gayiptan sayılan geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi manen hayattar bir vücudu manevileri ve ruhlu birer sübut-ı ilmileri vardır ki levh-i kaza ve kader vasıtasıyla o manevi hayatın eseri mukadderat namıyla görünür, tezahür eder. Bu hayat hiçten alınmıyor yani. Şimdi bu bahiste ne anlatıyordu Bediüzzaman Hazretleri? Geçtiğimiz haftalarda da özetlemiştik, yine deneyelim. Kader ve hayat ilişkisini anlatıyor. Ne pencereden anlatıyor bunu? Düzen penceresinden. Yani hayat denilen şeyin devamı bir düzenle ilgili. O düzende ister istemez kaderle ilgili. Yani biz bir yerde düzen varsa bunun ilimle ilgisini doğrudan kuruyoruz zaten. Bir makine tıkır tıkır işliyorsa diyoruz ki ya bu makineyi yapan adam ne adammış, ne bilgili adammış, nasıl bir sistem kurmuş buna, bak nasıl tıkır tıkır basıyor kağıtları veya işliyor derileri veya bilmem ne bilmem ne, türlü türlü makineler var, çipler var, cihazlar var, dijital dünya var. Ne çıkarıyoruz oradan? Düzenin devamlılığı bir ilme dayanıyor. Adam ne güzel telefon yapmış diyoruz. Benim telefonum mesela iPhone 3, en eskilerden birisi. Herhalde en eski belki de. Bilmiyorum yani o teknolojinin evvelini. 10 yıldır kullanıyorum. Aldığımda da zaten 3. el olarak almıştım. 10 yıldır kullanıyorum. Bak diyorsun ne telefon yapmış adamlar. Ya da Almanlar ne araba yapmış. Veya şunlar ne güzel şey yapmış falan. Teknoloji üretmiş. Bize bunu söylettiren, o adamın ilmini övdüren o eşyadaki düzen. İlim ve düzen ilgisi her şeyde tebarüz ediyor. Bilmeyenin yaptığı düzenli de olmuyor. Bilmeyenin yaptığı düzenli de olmuyor. Devam da etmiyor. Adam mesela ustası değilmiş, yapmış fayansları, bakıyorsun tak tak kendini atıyor veya işte kırılıyor veya boşluk kalmış bombeli falan filan eğimli vesaire. Bilmeyişi düzensizlikten okuyoruz biz. Bilmeyişi düzensizlikten okuyoruz. La teşbih ve la temsil, kainattaki düzen de Cenab-ı Hakk'ın bilişini gösteriyor. Cenab-ı Hak bilmese bu varlığı nasıl yaratacaktı? Ben çay yapmasını bilmeden çay yapamıyorum. Çay yapmasını seçmeden çay yapamıyorum. Çay yapmaya kudretim olmasa çay yapamıyorum. Peki bütün alemi yaratan Allah bu alemlerde neler olacağını geçmiş gelecek bilmiyor olabilir mi? Seçmiyor olabilir mi? Takdir etmiyor, kudretiyle yaratmıyor olabilir mi? Yani her bir fiilimizde zaruri gördüğümüz şeyleri biz alemin yaratışında niye zaruri görmüyoruz? İşte kader bu boyutta hemen güneş gibi dağın arkasından tülü etmeye başlıyor. Allah'ın bilişi olmadan Allah'ın yaratışı açıklanamaz arkadaşlar. Allah'ın bilişi olmadan Allah'ın yaratışı açıklanamaz. Varlıktaki bu düzenlilik elbette Cenab-ı Hakk'ın ne eyleyeceğini bilerek eylediğini gösterir bize. Cenab-ı Hak elbette biliyor ve öyle yaratıyor. O yüzden Kur'an'da kısa bir mealiyle şöyle buyuruluyor.
yaratan bilmez olur mu hiç? Ya yapan nasıl bilmez? Yaratan nasıl bilmez? Bu açıdan bizim kadere imanımız elhamdülillah çok sağlam bir zemine dayanıyor. Asıl kadere inanmayanlar bilişsiz yaratışı, intizam koyucu olmadan devam eden düzeni açıklasınlar bakalım. Nasıl açıklayabiliyorlar? Hadi bir tane yapsınlar. Düzeni olmadan, koyucusu olmadan devam eden bir düzen ortaya koysunlar, bir kurgulasınlar ama koyucusu olmadan. Bak kurgulasınlar diyorum ama koyucusu olmadan. Bunun yapabiliyorlarsa bir yapsınlar, bir görelim. Ondan sonra hangimizin zemini daha sağlanmış bir tartışalım yani. Evet. Burası kader, hayat ilgisini anlatıyor. Şuradan itibaren başlayalım. Hemen bir vaktime bakayım da burayı hızlı geçeyim. Hem hayat imanı bil kader rüknüne bakıyor, remzen ispat eder. Çünkü madem hayat alemi şehadetin ziyasıdır, her şey hayatla biliniyor, hayat sahipleri biliyor ve istila ediyor ve vücudun neticesi ve gayesidir. Bütün varlık hayata doğru hizmet ediyor sanki. Hayat sahipleri daha üst bir tasarruf yetkisine sahip ve Halik kainatın en cami aynesidir. Hayatta öyle işler dönüyor ki onlar cansızlarda binde bir mesabesinde bile dönmüyor. Yani ve faaliyet-i Rabbaniye'nin en mükemmel, en müzeci ve firistesidir. Yine hayatın o camiyeti, kapsamlılığı, cansızlara nazaran hayat sahiplerinin dünya adına temsil ettikleri, varlık adına temsil ettikleri o girift, nakış, motif hali. Kilimin basit bir yerinde değiliz, tam motifin giriftleştiği yerdeyiz. Hayat girift bir motif. Varlık içinde çok girift bir motif. Evet. En müzeci ve firistesidir. Temsilde hata olmasın, bir nevi programı hükmündedir. Elbette alemi gayb, yani mazi müstakbel, yani geçmiş ve gelecek mahlukatın hayat-ı maneviyeleri hükmünde olan intizam ve nizam ve malumiyet ve meşhudiyet ve taayyün ve evamiri tekviniyeyi imtisale müheyya bir vaziyette bulunmalarını sırrı hayat iktiza ediyor. Bakınız burada üstad bir benzetme yaptı. Mahlukatın, geçmiş ve gelecek mahlukatın hayat maneviyeleri hükmünde dedi. Hükmi bir hayat-ı maneviye dedi. İntizam, nizam, malumiyet, meşhudiyet ve taayyün ve evamiri tekviniyeyi imtisale müheyya olmak. Yani sanki bizim geleceğimiz de tıpkı geçmişimiz gibi veya şu anımız gibi hayatlı. Nereden biliyoruz? Devam ediyor düzeni. Yani hayat bir düzenlilikle, bir bütünlükle mümkün. Hem mekan boyutu böyle, hem zaman boyutu böyle. Anlar birbirinden kopuk olduğu halde bütündeki Ahmet birbirinden kopuk değil. Mesela benim 1 yaşım, 2 yaşım, 3 yaşım, 4 yaşım, 40 yaşım, ömrüm varsa 50 yaşım, 60 yaşım, 70 yaşım. Oradaki her bir Ahmet, evet neticesinde farklı Ahmetler ama hepsinin bir bütünlüğü var. O Ahmet kendisi Ahmetlik diye bir şeyi zaman içinde tanımlıyor. Yine mekan içinde Ahmetlik diye bir şeyi tanımlıyor. Burada oturan Ahmet bir iki adım ileride olabilirdi. Orada olan Ahmet de burada olabilirdi. Ve ikisi de Ahmet'ti. Yani o bütünlük hem zamana hem mekana yayılmış halde bulunuyor. Ve bu zamana mekana yayılmış bütünlük de bir hayat sahibi olmalı. O düzen devam ettiği için biz bunu görüyoruz. Yani geçmiş ve gelecek mahlukatın hayat-ı maneviyeleri hükmünde olan intizam ve nizam ve malumiyet ve meşhudiyet ve taayyün ve evamiri tekviniye-i imtisale müheyya bir vaziyette bulunmalarını sırrı hayat iktiza ediyor. Hayat bu devamlılık olmadan devam edemiyor. Nasıl ki bir ağacın çekirdeki aslisi ve kökü ve müntehasında ve meyvelerindeki çekirdeklerin dahi aynen ağaç gibi bir nevi hayata mazhardırlar. Ağacın canı nerededir? Her yerdedir. Tıpkı insanın canı nerededir sorusu gibi saç kılındadır da tırnağın ucundadır da. Oradan da acı versen, buradan da acı versen acıyı hisseder. Belki ağacın kavanini hayatiyesinden daha ince kavanini hayatı taşıyorlar. Hem nasıl ki bu hazır bahardan evvel geçmiş güzün bıraktığı tohumlar ve kökler, bu bahar gittikten sonra gelecek baharlarda bırakacağı çekirdekler, kökler, bu bahar gibi cilveyi hayatı taşıyorlar ve kavanini hayatiyeye tabidirler. Aynen öyle de
şecere-i kainatın bütün dal ve budaklarıyla, bak ağaçtan şecere-i kainat, yaratılış ağacına geçtik. Aynen öyle de şecere-i kainatın bütün dal ve budaklarıyla her birinin bir mazisi ve müstakbeli var. Geçmiş ve gelecek tavırlarından ve vaziyetlerinden müteşekkil bir silsilesi bulunur. Her nevi ve her cüz'ünün ilmi ilahiyede muhtelif tavırlarla müteaddit vücutları bir silsile-i vücud-ı ilmi teşkil eder. Ve vücud-ı harici gibi o vücud-ı ilmi dahi hayat-ı umumiyenin manevi bir cilvesine mazhardır ki mukadderat-ı hayatiye o manidar ve canlı elvah-ı kaderiyeden alınır. Ya nasıl ki bir ağaç tohumunda can olmazsa, nohudu kavurun, leblebi yapın, onu leblebi ekin, ondan şey çıkıyor mu nohut, yeşeriyor mu? Pamuğun içine koyun, sulayın falan, yeşeriyor mu? Bağrı açılıp ondan filiz çıkıyor mu? Çıkmaz. Eğer tohumunda can varsa, onda tohumluk kabiliyeti hala duruyorsa, ondan ağaç olur. Özde canlılık varsa neşr olur. Özde canlılık varsa neşirde de gözükür. Neşirde canlılık varsa özde de var demektir bu. Şimdi biz varlığın bir yerindeyiz. Cenab-ı Hak bizi, bu varlığı milyarlarca yıl önce mi yarattı? Milyonlarca yıl önce mi yarattı? Bilim adamları çeşitli tarihler söylüyorlar. Allahu alem, öyle bir yerden sonra sonuçta bir canlılık oluştu diyor bilim adamları. Tesadüfen oldu, bu oldu, işte güneş şu parladı, yer çatladı, bilmem ne falan, türlü hikayeler, efsaneler. Canlılık böyle oluştu diyorlar. Yahu biz de soruyoruz, özde olmayan sonda nasıl gerçekleşti? Madem ki öyle diyorsunuz, siz başka canlılık yok, bir tek insan var, işte öyle gözüküyor şu an alemde, o da tesadüflerle şöyle oldu, göktaşından geldi bilmem ne falan, böyle şeyler şey yapıyorsunuz, kuruyorsunuz. İyi de öze dönelim, meselenin zeminini konuşalım. Özde olmayan şey neşirde nasıl gerçekleşebilir? O ağaçsa bu da ağaç, nasıl tohumda can olmadan ağacın kendisi canlı olmuyor? Öyle de bu varlığın üzerine yaratıldığı şey neyse, biz ona kader diyoruz. Cenab-ı Hak bunu bir programla, bir takdirle, bir bilinçle yarattı diyoruz. Orada da bu hayatın izi, resmi, delili olmalı ki o hayat buradan neşredilsin, yaratılsın. Yani ister istemez bizi tohumla ağaç arasındaki ilişkiye götürüyor, kaderle hayat arasındaki ilişki. O yüzden diyoruz ki, geçen bölümün de başlığına yazmıştım, ağaç tohumsuz, hayat kadersiz olmaz. Kader gibi bir icmali manaya, hayattar bir manaya ihtiyaç var ki, mana da bir yönüyle hayattardır, hayattardır söyleyemedim. Mana da bir yönüyle hayattardır, neye göre? Anlamsızlığa göre. Anlam, anlamsızlığa göre hayattardır. Anlam, anlamsızlığa göre hayattardır. Cenab-ı Hakk'ın Hay ismi şerifinin kaderdeki bir tecellisi olarak bizim bir anlamımız var. Cenab-ı Hak hayat sahibi olarak onun yaratışı, bilişi anlamlı. O anlam üzerine de bizim hayatımız inşa olmuş. Elhamdülillah. Yani böyle bir ilgi var. Burası bunu anlatıyor. Devam ediyoruz. Artık konuşmadığımız kısma geldik. Buraları hızlı geçtim o yüzden. Buraların ince tefekkürünü merak edenleri geçtiğimiz iki derse havale edelim. Evet. Alemi gaybın bir nevi olan alemi ervah, alemi gayb, yani beş duyu organıyla bilmediğimiz alem. Oralara dahil olamıyoruz ama öyle bir alemin var olduğunu da kabul ediyoruz. Biz materyalist değiliz Müslümanlar olarak. Cenab-ı Hak da bizi Bakara suresinde böyle övüyor. Onlar ki, daha hemen başında, onlar ki gayba iman ederler diyor. Cenab-ı Hak bizim bu yönümüzü beğeniyor, takdir ediyor. Met ediyor tabiri caizse. Neden? Bunlar diyor bilgiyi sadece beş duyu organlarına sınırlamazlar. Cenab-ı Hakk'ın sonsuzluğu gereği onların bilişinden aşkın yaratışları olacağını takdir ederler. Akılları açıktır yani tabiri caizse. Kalpleri açıktır, latifeleri açıktır, kapanmamıştır, körelmemiştir, mühürlenmemiştir. Materyalizm, maddecilik bir yönüyle körelmedir, varlığı buraya münhasır saymaktır yani. Hatta bilgiyi de bilinene münhasır saymaktır. Hayır, biz öyle düşünmüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın çok farklı alemleri var. Biz bu alemin çok az bilgisine sahibiz. Bu açıklık da bizi daha zengin kılıyor. Alemi gaybın bir nevi olan alemi ervah, yani ruhlar alemi,
aynı hayat ve maddi hayat ve hayatın cevherleri ve zatları olan ervah ile dolu olması, elbette mazi ve müstakbel denilen alemi gaybın bir diğer nevi de ve ikinci kısmı dahi cilve-i hayata mazhariyetini ister ve istilzam eder. Ruhlar, ruh diye bir şey var. Hakkında bize pek az bilgi verilmiş Kur'an'daki beyanla. Ama bu ruh dediğimiz şeyin hayatın bizzat kendisi, hayatın inkişaflı hali, hayatın sabit cevheri gibi tabiri caizse bir şey olduğunu biz hissediyoruz. Bakın, alemi gaybın bir nevi olan alem-i ervah, aynı hayat. Ceset ölse, ruh ölmediği için hayat devam ediyor. Biz alemi berzahı yok oluş mu sayıyoruz? Hayır. Ölüm diyoruz ama ölüm ne diyoruz? Hayatın başka bir mertebesine geçme. Cesetten soyunuyoruz ama ruhumuz varlığını devam ettirdiği için o ruh düzeyindeki hayat devam ediyor. Aynı hayat ve maddi hayat ve hayatın cevherleri ve zatları olan ervah ile dolu olması. Cenab-ı Hak ruh diye bir şey emretmiş. Cenab-ı Hakk'ın emrinden. O emir nasıl bir emirse cansızı canlıdan ayırıyor. Asıl komplike, karmaşık bir tabiri caizse programsa, Cenab-ı Hak o emri verdiğinde, o emri dahil ettiğinde varlığa, o varlık cansızlıktan canlılığa geçiyor. Bu yönüyle evet, hayatın zatı karbon değil, hidrojen değil, oksijen değil. Karbon, hidrojen, oksijen ha var alemde. Toplayın bir araya getirin, oluyor mu canlı? Olmuyor. Oraya bir emir gelmiş. Oraya şöyle şöyle olacaksınız kanunu gelmiş. Oraya bir sistem vaz edilmiş. Cenab-ı Hak oraya onu lütfettiği için o cansızlıktan canlılığa geçebilmiş. Yine mesela yediğimiz bir şey bizde canlanıyor değil mi? Neden? Sistemin dışından sisteme dahil oluyor. Diyelim ne var öyle cansız? Helva diyelim. Helva cansız. Helva yiyoruz, insan oluyor değil mi? Bizde değişiyor. Nasıl oluyor bu? Sistemimize dahil olmakla. Çünkü buraya emir geldi, burada emir var, ruh bizde var. O emrenin sürecine dahil olmakla o da hayatlanmış oluyor gibi gibi. Manalar benim aklıma geliyor. En doğrusunu Allah bilir. Ervah ile dolu olması elbette mazi ve müstakbel denilen alemi gaybın bir diğer nevi de ve ikinci kısmı dahi cilve-i hayata mazhariyetini ister ve istizam eder. Neden? Tamam, ceset maddeyle kayıtlı ama ruhun kaydı yok ki. Ruhun zamanla ilgili bir sıkıntısı yok. O halde şunu söylememiz lazım. Ruhtaki hayat zamanı aşkındır. Yani sonradan oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Ruhtaki hayat böyle açıklanamaz. Ruhtaki hayat cesede bağlı bir şey değil. Cesetten evveli de var. İmanımızda biz bunu biliyoruz. Cesetten sonrası da var. İmanımızda bunu da biliyoruz. Ve mesela cesetteki değişim, hadi ruha etkileri olsa da büsbütün ruhu değiştirmediğini de biliyoruz. Allah muhafaza, bir kaza geçirdiniz, vücudunuzun bir yeri eksildi, ruhunuzun bir yeri eksiliyor mu? Hayır, ruh aynen devam ediyor. Belki daha da inkişaf ediyor. Stephen Hawking'in eşi bir söyleşisi vardı şeyde. Bedeniniz hayır diyorsa diye bir kitap vardı. Gabor Mate diye bir yazarın. Orada işte ölümcül hastalıklardaki psikoloji etkisini ele alıyor yazar. Yani insanların dertleri var, kederleri var, problemleri var. O problemlerin, ruhtaki o problemlerin yansıması olarak beden varlığına kesinti uyguluyor veya varlığına hayır diyor gibi bir şeye varmış o adam. Mesela kanser hastalarının genelde diyor psikolojik sorunları oluyor veya dertleri, kederleri oluyor veya hayata karşı bir bıkkınlıkları oluyor. O bıkkınlıktan sonra kanser vücutta oluşuyor. Yani vücut hayır diyor. Sen hayır diyemiyorsan vücut hayır diyor gibi bir şey. O noktaya varmış Gabor Mate. O kitapta da, o söyleşide eşi diyor ki Stephen Hawking'in, normalde sıradan zekası vardı diyor ama ne kadar diyor vücudu diyor kötüleştikçe, hastalık ortaya çıkıp vücudu zararı ulaştıkça zekası diyor parlamaya başladı. Yani demek ki bu iş daha da başka bir iş. Bedenle ilgili, bedenin hatta kötüleşmesi bazen inkişaf ettirebiliyor
latifeleri, kabiliyetleri, körlerin mesela koku, ses algıları daha da gelişiyor. Demek ki ruh bedenden aşkın. Ve o ruhun bağlı olduğu, bedenin sınırlarından, zamandan, mekandan ayrı olduğu yerde de o ruhun varlığı devam ettiğine göre ne diyoruz burada? Mazi ve müstakbel denilen alevi gaybın bir diğer nevi de ikinci kısmı dahi cilveye hayata mazhariyeti ister ve istilzam eder. Madem ruh maddeden ayrı hayatı taşıyor, maddeden üst bir şekilde hayatı taşıyor, onun dahil olduğu mazi, müstakbel, bunlar da hayatlı. Sadece an değil hayatlı olan. Evveli ve sonrası da hayatlı. Veya evveli ve sonrasında hayatlar kılan zaman ötesi bir kaynak var. Ha, buna varalım. Hem bir şeyin vücudu ilmiyesindeki intizam-ı ekmeli, hem bir şeyin vücudu ilmiyesindeki ilmi vücudundaki intizam-ı ekmel, tam kemalde bir düzen ve manidar vaziyetleri, anlamlı halleri diyelim, ve canlı meyveleri, tavırları bir nevi hayatı maneviye mazhariyetini gösterir. Yani işte tohumdan ağaç canlı çıkıyor mu arkadaşım? Demek ki tohum da canlı diyoruz ya. Madem programından canlı bir şey çıkıyor, o programda da bir nevi hayat var. Veya bir program olmalı ve orada hayat kayıtlı olmalı dememiz gerekiyor. Hem bir şeyin vücudu ilmiyesindeki intizam-ı ekmeli ve manidar vaziyetleri ve canlı meyveleri, tavırları bir nevi hayatı maneviye mazhariyetini gösterir. Orada canlılık olmasa bu canlılık ortaya çıkmazdı. Evet, hayat-ı ezeliye güneşinin ziyası olan bu gibi cilve-i hayat elbette yalnız bu alem-i şehadete ve bu zamanı hazıra, yani şimdiki zamana ve bu vücudu hariciye münhasır olamaz. Yani sadece bu bedene dahil olamaz. Sadece buna münhasır kalamaz. Belki her bir alem kabiliyetine göre o ziyanın cilvesine mazhardır. Ve zaten bu dünyadaki hayat da, bizim yaşadığımız hayat da onun sızması gibi bir şey. Yani asıl hayata ait olan, hayatın yurdu olan alemlerin bu dünyaya sızması gibi sanki, tabiri caizse. Bizdeki hayat bu kadar sınırlı. Belki her bir alem kabiliyetine göre o ziyanın cilvesine mazhardır ve kainat bütün alemleriyle o cilve ile hayattar ve ziyadardır. Yoksa nazarı dalaletin gördüğü gibi muvakkat ve zahiri bir hayat altında her bir alem büyük ve müthiş bir cenaze ve karanlıklı birer virane alem olacaktı. Nasıl bakıyor işte dünyacılar dünyaya, aleme? Ya işte burada tesadüfen öyle böyle bir hayat var olmuş ama geri kalan her şey ölüm, ölü, ceset, yok oluş, cansızlık, böyle görüyorlar. Müslüman nasıl görüyormuş? Müslüman kendi buradaki varlığını, o hayat sırrının alemi kapsayan, alemin üzerine bina edildiği ve her yerinde olan melekler, bizim bu imanımızın bir parçası mesela. Hayat biz sadece bize münhasır değiliz diyoruz. Aslında her yer hayatla dolu. Bizim biyolojik varlığımız ayrı bir hayat şekli. Bizim bu duruşumuzun sadece onların bir sızıntısı, bir farklı tecellisi, bir başka yaratılışı olduğunu söylüyoruz biz. Yani nerede bizim bakışımız, nerede onların bakışı? Bizim bakışımız her yer hayatlı, biz onlardan bir çeşidiyiz. Müslüman böyle bakıyor. Çünkü diyor bu düzen, o hayatın belirtisi. Hayatlı olan bu düzeni kurar ve bu düzen de hayatı gerektirir diyoruz. Yani birbirleriyle ilgisi var diyoruz. Onlar ne diyorlar ya, işte tesadüfen öyle böyle bir düzensizlik içinde bu diyor hayat var olmuş. Ulan nasıl hayat gibi bir düzenlilik? Ulan dedim, kusura bakmayın ama denilesi geliyor bazen insan, yani böyle bir haykırası geliyor. Ulan nasıl bu hayat diye gibi düzenlilik, bu kadar komplike, karmaşık bir şey? Ulan hep mi zarlar altı altı geldi be? Yani hiç mi 5-6 gelmedi, 1-2 gelmedi ya da işte 1-1 gelmedi? Hep böyle üst üste hep sistem bina oldu. Hiç geri adım olmadı. Yani çok enteresan. Zaten hani hayat şu an mesela Ahmet'teki hayat öyle bir devam ediyor ki ne kadar hastalık varsa hepsini kafanızda tutun. Ne kadar hastalık? Tırnaktan tut saça kadar. İnsanı ölüme götürebilecek ne kadar hastalık varsa, kanser türü, hormon bozukluğu, sinirsel rahatsızlıklar falan varsa hiçbirinin olmayışıyla,
hepsinin düzeninin devam etmesiyle, bozulmalarıyla hastalıklar oluşan o şeylerin düzenlerinin bende devam etmesiyle Ahmet şu an selametle, afiyetle, elhamdülillah sizinle konuşabiliyor, bu dersi yapabiliyor. Hiçbir kaza yaşanmıyor, hiçbir sorun yaşanmıyor. Demek ki bende her an yüz binler, milyonlarca işlem yapılıyor ve hepsi düzenlilikle devam ediyor. Yahu nasıl her defasında bu kadar denk geliyor ya? Sizin için bu anın, bu yüz binlerce, milyonlarca zarın, zar değil ondan çok komplike bir şey ama ben zar örneğiyle kafanıza yaklaşsın diye söylüyorum. Ya nasıl benim vücudumda her an 1 milyon zar atılıyor da hep 6-6 geliyor ya? Hepsi de 6-6 geliyor. Hep olması gerektiği gibi geliyor. Bunda bir gariplik yok mu yani? Bundan bir zar tutuşun, tabiri caizse onun kudret elinin, rahmet elinin, kerem elinin, inayet elinin, ilim elinin, irade elinin olduğunu düşünmek gerekmez mi? Cenab-ı Hakk'ın Zat-ı Zülcelal'in varlığına buradan, vacibül vücut olduğuna buradan gitmek gerekmez mi? Abi gidemiyorlar işte. Cenab-ı Hak yani hidayet versin onlara, bizi de hidayetimizi arttırsın. Kendi yolunda istihdam etmek üzere marifetini, şualarını, bilgilerini açsın arkadaşlar. Feyizlerini versin inşallah. Belki her bir alem kabiliyetine göre o ziyanın cilvesine mazhardır. Öyle olması lazım. Ve kainat bütün alemleriyle, o cilve ile hayattar ve ziyadardır. Yoksa nazarı dalaletin gördüğü gibi muvakkat, geçici ve zahiri bir hayat altında her bir alem büyük ve müthiş birer cenaze ve karanlıklı birer virane alem olacaktı. İşte kadere ve kazaya iman rüknünün dahi geniş bir vecihte sırrı hayatla anlaşılıyor ve sabit oluyor. Ya burayı hep yanlış vurguluyorum ya. Öyle bir yerde bölmüşler ki. İşte kadere ve kazaya iman rüknünün dahi geniş bir vecihte sırrı hayatla anlaşılıyor ve sabit oluyor. Yani nasıl ki alem-i şehadet ve mevcut hazır eşya intizamlarıyla ve neticeleriyle hayattarlıkları görünüyor, öyle de alem-i gaybtan sayılan geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi manen hayattar bir vücudu manevileri ve ruhlu birer sübut-ı ilmileri vardır ki, sabit ilimleri, sabit olmuş ilimleri vardır ki, levh-i kaza ve kader vasıtasıyla o manevi hayatın eseri mukadderet namıyla görünür, tezahür eder. Bir daha okuyorum burayı. Kadere ve kazaya iman rüknünün dahi geniş bir vecihte sırrı hayatla anlaşılıyor ve sabit oluyor. Hayatla kaderin ilgisini buradan anladık diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani nasıl ki alem-i şehadet, bu şahit olduğumuz alem ve mevcut hazır eşya, var olanlar yani, intizamlarıyla, düzenlilikleriyle ve neticeleriyle ve hayattarlıkları, neticeleriyle hayattarlıkları görünüyor. Yani düzenlerinin ve neticelerinin doğru bir şekilde alınması bir hayat hissi veriyor. Hani hayat onu gerektiriyor. O da hayatı doğruluyor. Bendeki şeyler, tekrar eden döngüler olmasa, bir intizam, düzen işliyor olmasa bende, benden hep aynı neticeler alınıyor olmasa, Ahmet ağzını açtığında, hikmetli laflar etmeye çalıştığında hikmetli laflar ediyor her zaman değil mi? Yani konuşmak diye bir şey var. Bu bendeki bir tekrar aslında. Ben hep konuşabiliyorum. Konuşmak dediğimiz şey sıfat bende. Neden? Çünkü konuşabiliyorum. Bakmak bende sıfat. Çünkü bu bakmak şeyi bende tekrar olunuyor. Bu netice benden hep alınabiliyor. Anlamak bende bir nevi tekrar. Tekrar tekrar anlayabiliyorum şeyleri. Bu bende tekrar olunuyor. Neticeler aynı şekilde alınabiliyor yani. Düzenlilik var. İntizamlarıyla ve neticeleriyle hayattarlıkları görünüyor. Zaten hayat dediğimiz şey de bu tekrarlardan okunabiliyor. Öyle de alemi gaybtan sayılan geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi manen hayattar bir vücudu manevileri, manen hayattar bir vücudu manevileri ve ruhlu birer sübut-ı ilmileri vardır ki, yani ruhlarının kayıtlı olduğu ya da ruh denilen şeyin onlarda da cari olduğu, zamandan üst bir şey dedik ya ruh için, belki o ruh nasıl bir şeyse onun bir ucu orada, bir ucu bizde. Bir ucu belki de cennette. Öyle bir şey ruh. Nasıl bir şeyse öyle düşünün. Yani
tohum toprakta ama aynı zamanda ağacın her yerinde tohumun içindeki bilgi değil mi? Çekirdekindeki, çekirdekindeki de olmadı. Çekirdeğindeki nakış ağacın her yerinde. Orada işlenmiş olan şey ağacın her yerinde haberi var. Orada bilgisi var. Bu ağaç ne ağacıdır? Tohumunda yazılıydı. Tohumundaki de en üst yaprağına kadar gitti. Meyvesine kadar gitti. Demek ki geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi manen hayattar bir vücudu manevileri ve ruhlu birer sübut-i ilmileri vardır ki levh-i kaza ve kader vasıtasıyla o manevi hayatın eseri mukadderat namıyla görünür, tezahür eder. Yani bizim gelecek diye gördüğümüz şey, geçmiş diye hatırladığımız şey aslında o büyük hayat vücudunun zamandan aşkın bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın bilişiyle, ezeliyetten itibaren bilişiyle ve ebediyette devam ettirişiyle o şeyin ilmi gövdenin bizdeki tezahürleri bir nevi. Yani biz var olduğumuzu hatırlayabiliyoruz. Neden? Çünkü var ola gelen bir şeyin içindeyiz. Her defasında yeniden var olmadık. Eğer kesintili bir varlık olsaydık, anlar birbirinden kopuk olsaydı, o zaman her bir anımız bir önceki anı hatırlamayacaktı, tanımayacaktı. Ama bu tekrar ediyor. Ahmetlik bende tekrar ediyor. Cenab-ı Hakk'ın ilmi ilahisinde Ahmet kayıtlıydı ve o Ahmet gün geldi yaratış sahasına kudretle çıkarıldı ve inşallah cennette de inşallah Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle inşallah diliyoruz istiyoruz bizi cehenneme bir an bile ayağımızı bastırmasın. Orada da yine devam edecek ve ben geçmişimi geleceğimi hatırlıyorum çünkü hep vardım ben zaten. Evet vücuda sonradan çıktım ama hayat kaydı olarak. İlim olarak, Cenab-ı Hakk'ın hayatının bir ilim tezahürü olarak hep kayıtlıydım, hep biliniyordum, hep vardım. O alemlerde vardım. Hayat denilen şey de o alemlerde vardı. Benim şeklimde olmasa bile başka şekillerde hayat hep vardı. O yüzden ben onu hatırlıyorum, o beni hatırlıyor. Bir vücut devamlılığı oluyor. Bir devamlı hayatın üstüne serpiştirilmiş geçici bir hayatım var benim bu dünyada. Öyle söyleyelim. Demek ki buradan da işte kaza ve kader kendisini hayat aynasından göstermiş olduğu. Evet arkadaşlar elhamdülillah bakınız Ramazan'a veda ederken Zeyl'in ikinci parçasına da veda ettik. Zeyl'in üçüncü parçasına inşallah bir dahaki derste başlarız, okuruz. Çok uzun bir metin değil Zeyl'in üçüncü parçası. O da bugün okuduğumuz metinden bir sayfa fazla. Öyle bir yer. Oraya inşallah çabuk mesafe alırız. Umuyorum, diliyorum inşallah Cenab-ı Hak lütfederse. Ondan sonra Zeyl'in dördüncü parçası. O biraz uzun. Pardon. Evet, o biraz daha uzun. Zeyl'in beşinci parçası çok kısa. Ve 11. söz. İnşallah Cenab-ı Hak lütfederse 11. sözde geçmiş olacağız. Efendim, müstakbel bayramınız mübarek olsun. Artık kapısındayız. Cenab-ı Hak bayramımızı hem bizim hem de alem-i İslam'ın bayramı etsin. Güzel vesilelerle, kudretinden, şanından, kereminden uzak olmayan vesilelerle hem bizim ruhumuzu şenlendirsin, hem de alem-i İslam'ın sıkıntılı bölgelerinin, bütün alem-i İslam'ın ama özellikle sıkıntılı bölgelerinin de ruhlarını şenlendirsin. Doğu Türkistan'ın, Suriye'nin, Mısır'ın, Filistin'in, Çeçenistan'ın, Myanmar'ın ve daha nice nice yerlerin yardımcısı olsun. Alem-i İslam'a inşallah hepimizi hep beraber gerçek, mutlu, hakikattar bayramlar yaşatsın. Bugünlerdeki bayramlarımızda hep hafif bir keder tadı var. Cenab-ı Hak ne diyelim, bu dünyadaki imtihanımızı kolay eylesin, ahiretimizi de parlak eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتح